Herkese selam arkadaşlar. Euro 2020'de maçlar hız kesmeden devam ediyor. Bugün İspanya maçından sonra İspanya maçını unutturacak bir maç daha oynandı. Fransa ile İsviçre karşı karşıya geldi. Normal süresi 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarında arkadaşlar 5-4'lük galibiyetle kazanan İsviçre son dünya şampiyonu ve son Avrupa finalisti Fransa'yı kupanın dışına iterek çeyrek finale adını yazdırmayı başardı. Ve adeta tarih yazdı diyebiliriz arkadaşlar. Mücadele hızlı başladı. 15. dakikada Seferovic'in sürpriz golüyle öne geçen İsviçre, daha sonra iyice kapandı. Fransa'ya gol yolu buldurmamaya çalıştı. Daha sonra 54. dakikada penaltı kazanan İsviçre'de Rodriguez bu penaltıyı değerlendiremedi. Penaltıyı kaçırdı ve 2-0 yapma şansını elinden kaybetti. Bunun hemen üstüne 57 ve 59. dakikalarda 6 sene sonra takıma dönen Karim Benzema sahne aldı ve takıma adına 2 gol atarak takımını 2-1 öne geçirdi arkadaşlar. Böylelikle atılan bu golle arkadaşlar Benzema turnuvadaki gol sayısını 4'e yükseltmiş oldu ve turnuvanın en golcü oyuncusu konumuna yerleşti. Bu skordan sonra yine Fransa basmaya başladı ve 75. dakikada Pogba'nın golüyle adeta fiş çekildi dedik herkes Fransa üst turda dedik. Herkes bunu dedi ama bunu demeyen 11 kişi vardı arkadaşlar. O da sağda İsviçre forması giyen 11 kişiydi. 81. dakikada takımın ilk golünü atan Seferovic tekrardan sahne aldı ve durumu 3-2'ye getirdi. Bunun üstüne arkadaşlar İsviçre umudunu kaybetmedi ve 90. dakikada Gavronovic'in golüyle 3-3 oldu. Fransızlar neye uğradığını şaşırırken mücadele bir anda 3-1'den 3-3'e geldi arkadaşlar. Aynı bugünkü İspanya Hırvatistan maçında iki senaryo oldu. O mücadelede İspanya 3-1 öndeyken mücadele 3-3 bitti. Ve 3-1 öne geçtiği gol de hemen hemen aynı dakikalarda atmışlardı. Yani diğer maçın hemen hemen aynı senaryosu oldu gibi ta ki uzatmalara kadar. Mücadele 3-3 uzatmalar başladı. Uzatmalarda herhangi bir gol, gol olmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi arkadaşlar. İsviçre adına ilk penaltıyı Gavronovic kullandı. Güzel bir penaltı kullanarak topu ve kaleciyi ters köşelere yolladı. Fransa adına ilk penaltıyı kullanan arkadaşlar Pogba harika bir vuruş yaptı ve o da topu filelere gönderdi. Daha sonra ikinci penaltılarda Skar ve Giroud topun başına geldi. iki isim de golü attı. Üçüncü penaltılarda İsviçre adına Akanji, Fransa adına Thuram topun başına geldi ve iki isim yine hata yapmadı. Dördüncü penaltılarda Vargas ve Kimpembe geldi. Bu penaltılarda da hata olmadı. Beşinci penaltı için İsviçre'de Mehmedi topu ağlara gönderdi. Ve Fransa'nın 5. penaltısı için şu an dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Fransız milli takımının ve Paris Saint Germain'in yıldızı futbol dünyasının yıldızı kayılan Mbappe topun başına geldi. Herkes atacağını beklerken Mbappe penaltıyı kaçırdı. Kaleci Sommer topu kurtardı ve hatta kurtardıktan sonra kazandıklarına kendisi bile inanamadı. 5. penaltımı mı 4. penaltı mı derken öyle bir... 5 saniye kadar baktı daha sonra 5. penaltı olduğu bilgisi gelince İsviçre arkadaşlar doyasıya bir sevinç yaşadı. İstatistiklere baktığımız zaman arkadaşlar Fransa toplu oynamada %54'e 46'lık bir üstünlük kurdu. Bunun haricinde tam 26 kez İsviçre karesine şut çekmiş. Bu 26 şutun 8 tanesine isabet yakalarken 12 tanesine isabet bulamamış ve bir topu da direkten dönmüş. İsviçre'ye baktığımız zaman İsviçre rakibin kalesine 12 şut atmış bu 12 şutta 5, 5 isabet yakalarken 4 tane de isabetsiz şutu var arkadaşlar direkten dönen herhangi bir şutu yok kaçan net pozisyonlara baktığımız zaman Fransa'nın kaçan 3 net pozisyonu var. İsviçre'nin içine bir kaçan net pozisyonu var. Rakip ceza sahasında topla buluşmaya baktığımız zaman 33 kez Fransa, 28 kez de İsviçre buluşmuş. Harika mücadelede arkadaşlar kazanan İsviçre oldu. Adeta tarih yazdılar ve son dünya şampiyonu ve son Avrupa finalisti Fransa'yı kupanın dışına ittiler. Bakalım İsviçre arkadaşlar neler yapacak turnuvada. Şöyle baktığımız zaman İsviçre İspanya ile eşleşti. Bakalım İspanya'yı da eleyip yarı finale çıkabilecekler mi? Yazdıkları tarihi devam ettirebilecekler mi? Yoksa buraya kadar deyip turnuvaya veda mı edecekler? Bunu hep beraber göreceğiz.